Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu hafta 18-24 Eylül haftası ve bunu konuşuyor olacağız. Gökyüzünde Kiron'un Kiron Koç burcunda burada Venüs Aslan Burcunda ve e, Mars'ın da Terazi Burcunda e, seyahat sırasında bunların üç, e, aralarında karşıt ve üçgen açıları olacak. O yüzden e, bu haftanın gündemini aslında para ve aşk e, içeriyor diyebiliriz. E, tabii ki hepimiz e, bir Venüs Retros'u atlattık. İlişkiler ve para konusunda bir gelgit yaşadık hepimiz. İşte bu konuların artık çözüme kavuştuğu, netlik kavuştuğu bir zaman diliminden geçiyor olacağız. E, birazdan e, tek tek burç yorumlarına geçeceğim ama öncelikle kanalıma abone olur, bildirim zilini açar ve beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor olacak. E, aynı zamanda kampanyamız hala devam ediyor arkadaşlar. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederim. Doğum haritası analizi 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1000 TL arkadaşlar. Kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Evet, gelelim Burç yorumlarına. Merhaba Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar 18-24 Eylül haftasında sizleri neler bekliyor? Öncelikle Mars'a baktığımız zaman sizin 6. evinizde ilerliyor olacak. Venüs de 4. evinizde ilerliyor olacak. 6-4 aksı biraz günlük hayatımız, evimiz, iş yerimiz gibi düşünebiliriz. Yani ev ortamımızda ve iş ortamımızda bazı durumlar söz konusu bunlarla ilgili de çözüm odaklı olmalıyız. Ki onlar da 12'de yani iş yerinde bazı insanlar sizi çileden çıkartmış olabilir geçtiğimiz günlerde veya ev almak istiyorduk, ev satmak istiyorduk, aileden destek bekliyorduk. Bir türlü o destek gelmemiş olabilir. Şu an artık o ev almak, ev satmakla ilgili desteği rahatlıkla bulabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Bunun dışında. E, i̇ş yerindeki arkadaşlarımız zaten bize problemler yaratıyordu, sıkıntılar yaratıyordu. Onlarla ilgili bir tartışmamız, problemimiz vardı. E, i̇şi bırakmaya kadar belki gittiniz ya da işten çıkmaya veya çıkarılmaya kadar gittiniz e, veya e, siz e, belki kendi işinizdesiniz. E, iş arkadaşlarınızın ayrılma kararı verdiniz. Aslında burada e, problemlerin çözüm odağına geldiğimizde eğer e, Karşı tarafın e, tekrar düzeltme yolunda bir çabası varsa bunu affetmemiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü kiron affedicidir, iyileştiricidir, yaraları e, düzelten bir e, gezegendir aynı zamanda da yara açan bir gezegendir. Açılmış yaraların tedavisi için doğru bir zaman dilimi diyebiliriz bunun için. Tabii sağlığımızla ilgili problemimiz varsa ihmal ettiysek burada e, mutlaka ele alıp onu düzene sokmalıyız. Günlük rutinlerimizde e, çok böyle dağıldık kendimiz odaklayamadık e, iş ortamımız ev ortamımız biraz e, rutinlerimiz biraz karıştı düzene e, e, sokmamız gerekiyor bunlarla ilgili elimizi taşın altına koymalıyız e, gereksiz e, yere mücadele ettiğimiz bazı konular var artık onları bırakıp ciddi elle tutulur somut e, e, bir şeylerin peşinden koşmalıyız şeklinde bu dağınıklığın artık bir son bulması gerektiği şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, öncelikle evimizi güzelleştirmek için aldığımız e, bir şeyler varsa pişman olduğumuz, geri iade etmek istediğimiz bir zaman sürecinden de geçiyor olabilir. Çünkü Venüs retrosunda e, geçtiğimiz iki ay boyunca evimize e, onu da alayım bunu da alayım diyerek böyle gereksiz bir masraf yapıp şimdi de ben bunları ne yapacağım ki diyerek düşündüğümüz bir zaman dilimi yaşıyor olabiliriz arkadaşlar. Bu konuların e, biraz daha ön planda olduğu e, ama... E, kendimiz için attığımız adımlarda e, mutlak ve mutlak bir şekilde hayatın gökyüzünün bizi desteklen desteklediği bir zaman diliminde olduğumuzu lütfen unutmayalım. Çünkü kuzey aydımı sizin burcunuzda. Artık e, iş ortamındaki gerginliklerin biraz daha e, düzene girmesini bekliyoruz. Yani e, orada bir sıkıntı yaşansa bile ki önümüzdeki süreçte hala yaşanıyor olacak aslında. Yani hayat sizi nereden sıkıştırıyor? mı sıkıştırıyor, iş ortamı ortamındaki gereksiz durumlardan mı sıkıştırır oraya köklü bir çare çözüm bulun diye defalarca sizi yoklayacak zaten eğer anlaşamayacak kadar gergin bir orta, ortamdasınız ve sadece e, maddi durum için e, Orayı bir elinizde tutmaya çalışıyorsanız artık tutmayın, bırakın diyor. Bunlarla ilgili gelişmeler yine söz konusu. Kendinizi şifalandırın o zaman da diyor yani. O yüzden şifacı gezegenin ne anlama geldiğini biraz kendinizi dinleyerek bulacaksınız arkadaşlar. İşte sorun varsa işi kestirin atın diyor. Eğer aşkta sıkıntı varsa aşkı kestirin atın artık diyor. Yani siz değerlisiniz, kıymetlisiniz, kendinizin farkına varın diyor. Eğer ki karşı tarafta iş yerinde problem yaratan kişi özür dilesiyle o zaman affedin. Sevgiliniz özür dilediyse o zaman affedin. İlişkilerinizin düzene sokmaya çalışıyorsa artık uzatmayın affedin diyor. Yani burada... Yani biraz siyahla beyaz gibi yani biraz daha netlik kazandırın e, hayatınızdaki duruma. Ama uzun zamandır sürüncüme de olan bir ilişkiyi tekrar birleşme çabasına sokmaktansa bırakın diyor arkadaşlar. Ama e, zaten e, yani anlık bir öfke patlamasıydı. Düzeltebiliriz diyorsanız da bu dönem düzeltme dönemi. Bunu da unutmayın. Yani biraz ilişkinin gidişatında yıllardır yıprandım dediğiniz yerde kopma noktasına geçebilirsiniz. Ya da yıllardır sıkıştım artık ben bu işin içine çıkamıyorum dediğiniz noktada artık bu işi bırakabilirsiniz. Ya da sağlığınızı ihmal ettiğiniz bir konu var. Artık o problem yaratmaya başladı. O yüzden onu düzeltmelisiniz. O yüzden... Ee, uzun zamandır sürünceme de bıraktığınız bir konuyu tamamlamak için iyi ama son iki aydır bir pürüz oldu. Bunlar gelip geçici etkilerdi ve bunları düzeltmek için de güzel bir zaman dilimi diye düşünebiliriz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.